One Piece 973. bölümün incelemesine hoş geldiniz. Bu bölüm ağlamadık tam ama ağlayan vardır aranızda. Yani Oden <laughs> bu adamı nasıl harcadınız oğlum ya? Bu adamı nasıl harcadınız? Adam nasıl dayandı oğlum buna ya? İnsanın aklı el vermiyor ya. Nasıl dayandı bu sahnelere ya? Oden'in bir saat teklifine Kaido kabul etti. Kaydonun işine geliyor abi adam eğleniyor şerefsiz kaldırmışlar o zamanında Oden'i 5 sene sonra gideceğiz diye Ama yalan yani abi Oden'in de anlaması gerekiyordu be abi ya orada tabi insanları tutsak etmişlerdi falan ama Biraz da Oden'in saflığına kaldı ihale ya Oden adamdır ama abi neden yani neden onu anlayacaktı bir savaşta ölümsüz bir savaş olmaz abi İlla birileri ölecek Orada Oden yardırsaydı o hınçla, o hakiyle belki de Kaido'yu da Orochi'yi de indirecekti. Belki de. Kim bilir. Ee, ama olmadı işte. Ah be Oden'im be. Girdin o kaynar yere bir saat, bir dakika dayanması bile ne kadar güçken adam bir saat oradan bir tahta aldı 9 kızılıkını tutmaya başladı. Yani inanılmaz bir karakter ya. Gerçekten yani sırf Oden'in hikayesi çıksa oturup izleriz. One Piece'teki çoğu karakter böyle. Ned Stark gibi oldu safım. Yani sormayın ya. Ned Stark ölünce Game of Thrones'ta abi. Game of Thrones'a başladığımız zaman ilk sezonda neyse oğlum spoiler vereceğim şimdi. Got izlemen kalmamıştır lan aranızda herhalde. Ned Stark gidince abi ölünce yani dedim herhalde seri bitti. Ana karakteri öldürdüler. Ne oluyor oğlum dedim ve şok olmuştum yani. Öleceğini hiç düşünmemiştim. Harbiden de öldü. Ağlay ağlay Ağlaya ağlaya izlemiştim o sahneyi de net. Sonra Rob abi. Robtan sonra yıkıldım zaten. Yıkıldım zaten o sahneden sonra. E Got da son sezona kadar mükemmel bir seriydi. Son finalde batırdılar seriyi. O ayrı bir konuydu. Onu laf etmeyeceğim şimdi. Ama yani ee, inanılmaz yani. O dedik hikayesi bilmiyorum. İnsanın tüylerini diken diken yapıyor. Yine de Ah be Oden diyoruz başka hiçbir şey diyemiyoruz. Kunoichi bayağı sinirlendi Shinobu. Olayları halka anlattı. En azından halk Oden'in neden böyle davrandığını anlamış oldu. En azından böyle olması güzeldi abi. Ee, şu sahneler insan tüylerini diken diken yaptırıyor. Gerçekten inanılmaz yani. Bu senaryoyu, bu fikri, bu kurguyu hiçbir animede göremedik abi. Berinin kaynatılması, diğer arkadaşlarını el eliyle tutması yani inanılmaz bir senaryo, inanılmaz bir irade gücü, İnanılmaz Güzel bir bölümde duyguları çok güzel yansıttılar, çok güzel verdiler. İnanılmaz da tam da vampisten beklenen şeyler oldu abi. Orochi inanılmaz bok bir karakter yani bu karakterin halen koruyucular olduğunu inanmıyorum. Belki yüzde yüz insandan beşi Orochi seviyordur. Onlar da genelde Bad Vlian seven, Vlian seven karakterler ve bu adam klanına ihanet ediliyor. Klanı ihanet ediyor şogun olmak için. Bu adamın klanı ihanet ediyor baba. İhanet ettiği için bu adamın klanını da kendisini de öldürmeye çalışıyor. Çoğunu da öldürüyorlar haklı olarak. Yani hal böyle olunca abi ne oluyor? Haksız oluyor. Yani bu adam da çıkıp intikam almak istiyor. Kendi başarda bir şey var mı? Tek başardığı şey insanları kandırmak. Karaktersizlik yapmak. Onursuzluk yapmak. Başka hiçbir şey. Ee, hiçbir şey olmuyor. Gotun son kitabı çıkmadı o yüzden ya şey. Tabii canım kitabı harika gidiyor. Kitabına hiçbir lafım yok. Zaten kitaptan farklı düştüğü için seri gitti. İdealler için yapıyor her şey Lan kendi ideali bile değil adamın. Adamın babası dedesi. Bunun Shogun olmasını istiyordu. Onların ideali. Kendi ideali bile değil. Kendi isteği bile değil. Bu adam... İki tane kadının bir kadının bir tane adamın verdiği meyve gücüyle onların yaptığı şeylerle bu sadece şovgunculuk oynuyor. Başka yaptığı bir bok yok. Orochi deni kandırıyor onu kandırıyor. kaydıyor arkasını alıyor onu arkasını alıyor. Bu adamın kendi başardığı hiçbir şey yok kanka. Hep birileri. Oğlum Sasuke ile bir tutmayın. Sasuke en azından kendi güçlendi. Kendi yardırdı oralara kadar. Bir sürü acı çekti. Güçlenmek için bir sürü bedel ödedi Sasuke. Bunun o bir değil ki. Bir değil kanka. Ayrıca Sasuke zamanla bir şeyler öğrendikten sonra tarafını bir safını belli etti ama bu Orochi ayrı şey değil abi. Bunu koruyan adam niye kendisi çok çalışmamış ilginç. Yani evet. Evet tuhaf şeyler işte. Senaryo abi. Ee, yani ben de Kaido'nun yerinde olsam açıkçası. Tabi Kaido halkı işçileri ee, kontrol etmeye çalışıyordu ama Kaido çıkıp Orochi'yi öldürüp Deseydi bu halkı benim ki serinin sonlarına doğru neyse mangadan spoiler vermeyeceğim. Kaido da gerekeni yapıyor. Burada tek tutarlı adam Kaido galiba. Orochi de boş bir çar hiç sevmem kendisini. Seven var mı çok merak ediyorum. Ama yani Kaido da e, Oden'den tırsıyor. Bu bir gerçek beyler. Orada Kaido adam olsaydı çıkıp derdi ki Orochi ne boş yapıyorsun lan. Oden'le kapışacağım kim güçlü göreceğiz derdi. Onu demeyi yemedi yemediği için Oden'in ben ağır bastığını söyleyebilirim bu arada yani. Ağır bastığını söyleyebilirim. Ee, güç konusunda belki de Oden ağır basabilme ihtimali yüksek. Kafa kafaya olabilirler. Ee, güçlü değil diye fan yok yoksa Dofi gibi sevilirdi. Yani olabilir ama adamın hem güç güç yoksun olması ee, hem de boş boş hareketler olması Doflamingo sıfırdan geldi Dofi'nin de arkasında duranlar oldu ama Dofi kendi çabaları da çok fazla yüksek miktardaydı Ya Dofi insan bir sempatiklik besliyordu Baba bu adam öyle değil Bu adam öyle değil Bu adam çok pis bir karakter Diğer bölümde Odin hikayesinin sonuna geleceğiz gibi göz Gözüküyor Minna O yüzden gözler şelale olacak Moralsizlikten ağlayacağız Sızlayacağız Döküleceğiz Kaptan peki One Piece'te bok gibi final yapsa ne yaparsın? Çok üzülürüm. Bunu zaten hepiniz görürsünüz. Bayağı yıkılırız. Ama o da sensei e hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Bu adam gerçekten hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Big Mom konusunda tereddütlerim var. Ama o da nereye gidecek belli değil. Ee, o da sensei e hiç çizgisini bozmadığı için adama güveniyorum ben. Adam iyi işler çıkartıyor. Hiç bozuntuya vermiyor kendini. O yüzden ben finalin... Kötü olacağına pek inanmıyorum. Kötü olmasa bile en kötü normal olur. Beklenti kar karşılamasa bile normal olur. Ama üzülen bir tayfa olacağına inanmıyorum çünkü seride o kadar hikaye var ki, o kadar senaryo var ki. Yani bunlar işlenirken finale odaklanamadan final bitecek gibi gözüküyor. Hani hikaye odaklattıracak bizi. O yüzden finali çok tartışamayacağız. Out gibi olmayacak yani. Out'u okurken izlerken her zaman şey dedik. Ya bu nereye gidiyor oğlum bu seri? Bu seri nereye gidiyor? Hikaye çünkü kötüye gidiyordu. Ama One Piece'te böyle olmadı. Procyon hoş geldin abi sayfaya. One Piece'te böyle olmadı abi. One Piece'te senaryoyu dikkatimizi çekiyor. Final dikkatimizi çekmiyor. Diğer arklar dikkatimizi çekiyor. Ama hikaye bir ilerliyor. Hikaye bir kendini ileri atıyor. Hikaye bir kendini çekiyor. Ne olacak? Ah bir daha bir sonraki hafta ne olacak? Ah bir sonraki hafta ne olacak? Luffy'e ne olacak? Ona ne olacak? Buna ne olacak? Şu karakter bu karakter derken senaryonun içinde kayboluyoruz. Out da öyle değil. Out da direkt senaryoyu beğenmiyorduk. Gidişatı beğenmiyorduk. Burada her zaman gidişat beklenti karşılayan nitelikte abi. Çok kişi memnun olmayacak. Kaptan bayağı töre yapan var. Beklenti karşılamayacak. Ben One Piece'te çok kişinin beklentisini karşılayacağına inanıyorum beyler. İnanıyorum yani. Neyse bu incelemenin sonuna geldik. Haftaya gözler şelale, moraller çökük olacak. Hikayeyi izlerken haftaya görüşürüz tayfa. Yayınlara katılmıyorsanız katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.